kızım. Hediyeleri sehpanın üzerine koyalım. Hepsi burada dursun. Gönül Hanım, kanepeler hazır. Börekler de fırında. Ellerine sağlık Nuriye. Gönül. Nedir bu balonlar falan? Biraz abartmadınız mı? Gören de Ayşe'nin doğum günü kutlanıyor sanır. Tarık için Yeşim'in doğum günü ne kadar kıymetli olduğunu bilmez gibi konuşma abla. Kaç gündür hazırlanıyor bu kutlama için. Allah herkese Tarık Bey gibi hayırlı kardeş nasip etsin. Amin. Amin. Yine de koskoca kadın için neden bu kadar hazırlık ben anlamış değilim. Beğendin mi? Hı? Bunu da alalım dayıcığım. Olur alalım tabii. Annem çok sevinecek değil mi dayı? Evet hem de nasıl? Of ne kadar çok balon. Bunların hepsini tutarsam kuş gibi uçar mıyım dayı? Bilmem. Denemek ister misin? Ya uçup gidersem? Ya bir aşağı inemezsem? Ay senin uçup gitmen hiç izin verir miyim? Benim başa koy. Aslan dayıcığım benim. En çok hangisini beğendin? Hangi renginden alsak? Mavi mi, kırmızı mı, sarı mı? Aslında bütün renkleri alabiliriz ama bence annenin en sevdiği renk... Kırmızı. Evet, kırmızı. Akıllı elma şekerim benim. O zaman ne yapalım biliyor musun? Bütün kırmızı balonları alalım. Yaşasın. Peki ben ne alacağım anneme? Dayıcığım sen bak, ben hemen geliyorum. Tamam. Efendim? Evet, iptal ettim toplantıyı. Sözleşme maddelerinden bazılarına şerh düştüm. İmzalamadan önce hukuk birimi tekrar incelesin. Eğer aleyhimize bir durum varsa maddelerin değiştirilmesini talep edelim. Aksi takdirde sözleşmenin mümkün olmayacağını iletelim taşeron firmaya. Tamam, konuşuruz ayrıntıları. Ayşe. Ayşem neredesin? Ayşe. Şey pardon. Yeğenim az önce buradaydı. Bulamıyorum da. 3 yaşında bir kız. Gördünüz mü? Görmedim. Ayşe. Ayşe. Nereye götürüyorsunuz yeğenimi? Pardon. Neden soldun bakayım? Hı? Yerin de güzel. Toprağın da nemli. Kim canını sıktı senin? Söyle bakayım. Ha, güzelim. Efendim Semacığım. Teşekkür ederim. Yok, henüz bir plan yok ama Şevki kesin sürpriz yapar. Yani bu saat oldu daha kutlamadı. Abi sana gerçekten inanamıyorum. Her seferinde bu son tamam bir daha yapmayacağım diyorsun. Sonra hiç söz vermemiş gibi yine aynı hatayı yapıyorsun. Canım benim hemen kapatmam lazım. Görüşürüz. Ne oluyor bunlar kavga mı ediyor? Sekreter ne? Sekreter. Basit bir sekreter parçası. Ona kadar düştün mü? Yeşim bir öğrense onu aldattın neler olabileceğini düşünebiliyor musun? Yeşim'in bir şey anladığı falan yok. Ama sen böyle bağırmaya devam edersen her şeyi öğrenecek. Bu rezilliğin bir duyulursa her şeyini kaybedersin. Ne Tarık ne Yeşim gözünün yaşına bakmaz. Senin derdin Tarık ki zaten. Ha? Ama ben şutlanırsam sen de Tarık'la evlenip holdingin ortağı olma hayallerine veda edersin Güzide. Senin tek derdin bu. Nankörsün sen. Nankör. Ben olmasam değil Yeşim'le evlenmek yanına yaklaşamazdın senin. Yanına. Ben mi istedim evlenmeyi be? Ha? Ben mi istedim? Sırf senin zengin olma hayallerine kolay ulaş diye ben sevmediğim bir kadınla yıllardır aynı yatağı paylaşıyorum ya.
Yeşim. Yeşim. Sen burada mıydın? Sen ne zaman geldin? Mahvolduk. Şimdi ne yapacağız? Duydum acaba. Ayşe'yi yalnız görünce ailesini sordum. O da sizinle geldiğini söyledi. Biz de sizi arıyorduk. Ben Ayşe'yi göremeyince bir an panikledim. Ondan dolayı bir yanlış anlaşılma oldu galiba. Özür dilerim. Rica ederim. Bazı şeyler göründüğü gibi olmayabiliyor. Tekrar çok özür dilerim Elif Hanım. Özür dilenecek bir şey yok. Ben de sizin yerinizde olsam aynı tepkiyi verirdim. O zaman deminki tatsız anı unutalım. Tanışalım. Tarık ben. Elif. Elif Hanım, paketleriniz hazır. Hemen geliyorum. İyi günler. İyi günler. Hadi biz de hediyelerimizi alıp çıkalım. İnsanlarsınız. Yeşim yanlış anladın. Sus. İnkar etme. Her şeyi duydum. Yeşimciğim bak lütfen hiç konuşma. Ben seni kız kardeşim saymıştım. Meğer sen para hırsıyla gözü dönmüş zavallının biriymişsin. Benimle oynadın. Ama kardeşimi kandırmana izin vermeyeceğim. Ne duruyorsun? Koşsana peşinden. Tarık öğrenirse mahvoluruz. Ne diyeyim? Her şeyi duymuş zaten. Ya ne bileyim, aşığım, seni seviyorum da bir şey de ben bir çözüm yolu bulana kadar oyalay işte. Tamam. Hadi. Tarık'a bu kadar yaklaşmışken elimden almana izin veremem Yeşim. Olmaz. Olmaz. Yaptın Şevki. Sana inanmıştım. Seni sevmiştim. Beni bu rüyaya sen inandırdın. Her şey yalanmış. Yeşim, lütfen açıklamama izin ver ne olur. Neyi açıklayacaksın? Beni sevgi sözcükleriyle nasıl kandırdın mı? Sen iş seyahatinden dön diye yolunu gözlerken beni başka kadınlarla... Hayır. Bak hiçbir şey göründüğü gibi değil. Ne olur Yeşim. Dur Şevki. Her şeyi kulaklarımla duydum. Daha fazla gözümde küçülme. Sevgilim, ben gerçekten çok büyük bir hata yaptım. Çok pişmanım. Affet beni. Benden değil, kızından af dile. Sen sadece beni aldatmadın. Ayşe'nin de mutlu bir ailede büyümesine engel oldun. Ama bak... Dur! Git Şevki. Bitti. Git. Sana kendimi affettireceğim Yeşim. Ay
ben böyle işin cüziydim. Of. Ne oldu? Alabildin mi gönlünü? Tabii canım. Bir şiir, iki öpücük affet demem beni. Dalga mı geçiyorsun kızım sen benimle? Asil Asil kovdu işte beni. Nereye? Çiçek, çikolata, mücevher üçlüsüyle tekrar deneyeceğim şansımı. Aptal. Senin ikna etmeni bekleyecek vaktimiz yok. Tarık'a anlatmasına engel olmak zorundayım. Bize bunu niye yaptın Şevki? Tarık Bey'in odasını bağlayın. Tarık Bey holding dışında efendim. Ne zaman gelecek? Bilgi vermedi efendim. Tamam, teşekkür ederim. Tarık, neden açmıyorsun? Sana çok ihtiyacım var. Aç lütfen. Aç. Tarık, seninle yüz yüze acil konuşmam gereken bir konu var. Lütfen dön bana. Tarık'la buluşmasına engel olmam lazım. Düşün Güzide, düşün, düşün, düşün. Acil çözmen gereken bir sorun var. Birini kaçırman lazım. Hemen bir adam ayarla ve benden haber bekle. Neyli ablaydı değil mi? Dayıcığım, pasta neyli olacak? Tabii ki de orman meyveli. Annenin en sevdiği. Yaşasın, ben de onu çok seviyorum. Yine annen arıyor. Ver ver, ben açayım. Olmaz. Senin annen öyle cinfikirdir ki sürpriz yaptığımızı hemen anlar. Çok heyecanlıyım. Ben de. Aç artık şu telefonu Tarık. Aç lütfen. Aç. Yine annem mi? Evet, ısrarla arıyor. Açmazsan vazgeçmeyecek anlaşılan. Canım sen şimdi sessiz ol, ben bir açayım telefonu. Tamam. Efendim abla? Tarık, seninle önemli bir konuda yüz yüze konuşmam gerek. Şirkette bekliyorum. Oo, ben şirkete gelemem abla. Yani bir dolu toplantıdan çıktım, çok bitkin durumdayım. Evde görüşürüz, tamam mı? Tarık, lütfen. Abla bak, gerçekten olmaz. Hem ne olacak, yaz ucunda ölüm yok ya, değil mi? Alo? Alo abla, ha ben tünele giriyorum şimdi de çekmiyor telefon. Evde görüşürüz tamam mı? Yarım saate oradayız. Peki tamam. Eve geçince direkt çalışma odasına git. Lütfen. Adamın hazır mı? Güzel. Yeşimcim nereye? Evime. Senin de kardeşinin de bir daha adım atamayacağı evime. Tarık'ı iğrenç oyunlarına alet etmene izin vermeyeceğim. O da görecek gerçek yüzümüzü. Bana başka bir seçenek bırakmadın Yeşimcim. Üzgünüm. Arabanın plakasını ve güzergahını konum atıyorum şimdi. Unutmayın. Yeşim'in kılına bile zarar gelmeyecek. Sadece kaçıracaksınız. Evinden bir sürü uzak kalacaksın Yeşimciğim. Bu da benim sana doğum günü hediyem olsun. Uzaklaşıp biraz kafa dinlemen lazım. Nasıl bu kadar kör olabildim?
Ayşem nerede acaba? Ayşem neredesin? Göremiyorum bak seni. Aa, Ayşem gitti mi yoksa? Tüh, ben şimdi ne yaparım? Ben onu çok özlerim. Buradayım. Aa, Ayşem buradaymış. Sana ölürüm. Ne yapıyorsun? İn arabadan. Dur. Dur. Çekil kenara. Dur. Bırak kapıyı, sakin ol. Zarar vermeyeceğim. Bırak. Dur. Bırak kapıyı. Dur. Sakin ol. Bırak kapıyı, in arabadan dedim. Dayı, ya annem bizden önce eve giderdi? Sen merak etme elma şekerim. Hem ben Nünün'ü tembihledim, o oyalayacak anneni. Annem inanmaz ki, anlar hemen. O sürpriz bozulacak. Ha elma şekerim, ama bak bugün mutsuz olmak yok, tamam mı? Şimdi arıyorum anneni, sen sessiz ol. Anlaştık mı? Gördüğüme bak, açmadı. Anladır sürprizimizi. Yo yo, öyle bir şey olsa Nünün bana haber verirdi. Kahretsin. Öldüm acaba? Dur bakalım, bir de Nünün'ü arayalım. Efendim Tarık'cığım? Benim annem geldi mi? Hayır Nünücüğüm, henüz gelmedi. Tamam teyzeciğim, biz 2 dakikaya evdeyiz. Bekliyoruz yavrum. Gördün mü? Annen gelmemiş hala. Ne yaptım ben? Dayıcığım iyi misin? Korktun mu dayıcığım? Buradayım, şaka yaptım. Abla. Dayıcığım sen bekle, ben hemen geliyorum. Tamam. Abla. 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 Tarık. Tarık. Abla tamam, sen yorma kendini, tamam mı? Sakın yorma kendini. Sus, sus, sus. Hadi dayı, anneme gidelim. Ayşem. Şşş, tamam. Tamam abla. Ayşem. Sana iman ettim. Kardeşim. Thank you.
Getirdik efendim. Çekil. Hayır, konuşacağız. Anne çekil dedim. Kalbini kırarım. Sen bu karşımda duran adam değilsin. Kendi cezasını kendi kesecek bir dağ adamı değilsin. Polis var, nizam var. Tam bir yıl oldu anne, koskoca bir yıl. Yapma. Anne, seni ezip geçmek zorunda bırakma beni. Tarık, bana bir acı daha yaşatma. Ablamın kanı öylece yerde duruyor anne. Ve ben onun intikamını almadan ölmeyeceğim. Günaydın Elif kızım. Günaydın. Günaydın Elif kızım. Günaydın. Hanife Hanım'dan mı geliyorsun? Günaydın Melek teyze. Yok, bu akşam gideceğim Hanife teyzenin yanına. İlacı sipariş verdim, akşama gelecekmiş. Allah senin gibi fedakar, vefalı komşu herkese nasip etsin kızım. Çok selamlarımı ilet Hanife Hanım'a. İletirim. Günaydın. Abi elini ayağını öpeyim. Birini ıslatama yapma lan. Ne istedin lan ablamdan ha? Ne istedin ablamdan? Ben kimseyi öldürmedim. Kim var lan arkanda? Kime çalışıyorsun? Abi, güzel abim sen dinle bari beni. Ben kimseyi öldürmedim. Aradığın adam ben değilim, yemin ederim. Telefonu ver. Bak lan şuraya. Bu senin motorun değil mi? He? Evet benim motorum. Ama ben kimseyi öldürmedim. Kes lan. Bu ablamı öldüren katilin motoru. İyi bak. Şu logolara bak. Şahin logosu.
Kafamı çöz. Of, buyurun. Koz lan adamı. Bana bak, daha ne aradığını bilmiyorsun. Bak lan. Ha, bu logo aynı logo mu? Ha? Çocukların gözünden kaçmış. Kusura bakma. Sen nasıl böyle bir yanlış yaparsın Hasan? Sen kör müsün? Aç kalsın ben adamı. Çözün. Gideceği yere kadar bırakın. Zararını da misliyle telafi edin. Duydunuz Tarık Bey'i. Beyefendiyle ilgilenin hemen. Büyük hata ettim Tarık Bey. Hasan. Tek bir hata daha yaparsan o katilden önce seni vururum. Bakman gereken tek şey bir logo. Duydun mu? Basit bir logo. Gerekirse 100 hatta 1000 tane adam salacaksın sokaklara. O katili bulacaksın bana. Bana o motoru bulacaksın. Sefer, otursana sofraya ablacığım. Geç kalacağız. Hadi. Tamam abla. Sefer, iyi misin? Bir sıkıntı var içimde abla ya. Böyle yüreğim sıkışıyor sanki. Dershaneden kaçmak için aniden gelen karın ağrısıdır o. Bilirim ben. Hadi iki lokma bir şey ye geçer. Açabiliriz. İyi ki doğdun Narin. İyi ki doğdum ben. Hadi bir dilek tut sonra da üfle. Allah'ım 10.000.000.000 tane elmamız olsun. Ama dileğini içinden tutman lazım. Yoksa gerçekleşmez. Allah'ım aklımızı aldırma, sevgimizi soğudurma. Ayrı kalsak bile bizler, sen kalbimizi ayırma. Hadi üfle bakalım. Doğum günün kutlu olsun kardeşim. Nice yaşlara. Bak hele bak hele. Doğum günü müymüş? Bak kız. Nermin annen ne aldı sana? Kolumu da geçir. Heh. Aman, aman. Pek de yaraştı. Hadi bakalım gidiyoruz. Nereye gidiyoruz Nermin anne? Biz Narin'le parka gidiyoruz. Biz? Ay siz kazık kadarsınız. Ne yapacaksınız parkta? Hem bugün Narin'in doğum günü. Ablamla abimle gelsin. Ablacığım kekini ye. Ay kızacağım ama artık ha. Park park diye ağlanmıyor muydun kaç zamandır? Sen de azıcık anana yardım et, işin ucundan tut biraz, mutfak leş gibi. Sen de çık bahçeyi temizle biraz. Yürü. İstemiyorum abla, bırakma beni.
kendi ellerimle gönderdim seni. Bilsem böyle olacağını, o kapıdan bir daha sağ salim giremeyeceğini bilsem gönderir miydim hiç? Affet beni Narin. Affet güzel kardeşim. Koruyamadım seni. Koruyamadım. Hadi ağlama artık abla. Senin elinden ne gelirdi ki? Hı? Sen de çocuktun daha. Küçüktüm. Elim erişmedi. Gücüm yetmedi. Koruyamadım onu. Büyüyüp okullara gittiğini göremedim. Ama senin için canımı feda ederim Seferim. Yeter ki sen mutlu ol. Yeter ki hayalinin peşinden git. Hem Narin için hem de kendin için kazanacaksın üniversiteyi Seferim. Kazanacaksın. Şimdi bana babalık duygusunu en güzelini yaşattınız. Baba, yorma kendini. Hı? Sana tek bir vasiyetim var. Ablama sahip çıkmaz. Ben gidince Yeşim emeksiz hem yetim kalacak. Benden sonra onun annesi de babası da sensin. Ablanı canı pahasına koruyacaksın. Olayacaksın. Söz ver bana. Söz baba. Söz. Elbet bulacağım seni. Son nefesini benim elimde vereceksin. Gel. Günaydın Tarık oğlum. Günaydın teyze. Çıkmamışsın. Sen bir şey mi söyleyecektin teyze? Dinleyeceksen evet oğlum. Ne zamana kadar kendini suçlayacaksın Tarık? Oğlum yapma bunu. Kendine de bize de yapma. Yeşim'in anısına, hatırasına yapma bunu. Yeşim gittiğinden beri aynı sofraya oturmadık. Halbuki
ki yeşim çok severdi ailecek oturmayı sofraya. Kendin için, ailen için değilse bile yeşimin hatırı için bırak bu inadı. Gel, kahvaltı yapalım beraber. En azından bugün. Yeşim de çok isterdi böyle olmasını. Hadi kırma beni. Hadi kuzum, bekliyoruz. Geliyor mu? Galiba. Ayşe, Yeşim Hanım odasına girmiş. Çıkartamıyoruz dolapta. Hayda, yine mi ya? Nasıl girdi odaya? Ebru temizlik yaptıktan sonra kapıya gittiğim mutmuş sanırım. Bir işi de doğru yapın. Şevki, git al kızını. Anneciğim biliyorsun beni dinlemiyor. Çıkmayacak da zaten ya. Sen yine de git be evladım. Belki babasının yanında istiyordur yavruca. Dayısı şimdi getirir onu. Siz merak etmeyin. Hadi sen de çay servisine başla. Günaydın herkese. Tarık, günaydın. Hülya teyzeciğim. Günaydın. Günaydın. O gün bana hiç aymıyor. Neden öyle dediniz? Ayşe yine Yeşim'in odasına kapatmış kendini. Ah be oğlum. Ah be Tarık. Kendine ve bize yaşattıklarını bir anlasın. Yeşim'le beraber seni de kaybettik. Acımız birken iki oldu. Ya abla, bak vallahi ben giderdim. Sen yorulmasaydın. Hadi oradan, yorulmaymış. Arkadaşların ablasıyla gelmişler diye istemiyorsun, biliyorum. Yok artık, ondan değildi. Neyse ne, ben yıllardır bu günleri bekliyorum. Dershane daha yolun başı. Hele bir üniversiteyi kazanmak nasıl kapısında yatıp kalkıyorum. İnşallah ablam benim, inşallah. Elif abla, hürmetler. Sefer. Kardeşim. İyi günler abi. Abla, yalnız acele etmemiz lazım. Yoksa geç kalacağım ilk derse. Motoru çaldırmasaydın böyle acele etmek zorunda kalmazdık ya. Neyse. Hala ses çıkmadı mı? Yok. Gürkan abi de soruşturuyor. Çalıntı malları Gürkan'a mı haber veriyorlarmış? Yapma abla. O kadar uğraşıyor adam. Polisin bulamadığını o bulacak yani, öyle mi? Garip. Neyse. İnşallah şu dershaneden doğru düzgün arkadaşlar bulursun da kurtuluruz şu Gürkan denen çocuktan. Deme öyle abla. Gürkan abi diye ayılıp bayılıyorsun ama arkadaşın kötüsü kuzu postuna bürünmüş kurt gibidir. Çok sonra görürsün gerçek yüzünü. Ne kötülüğünü gördün ki adamın? Bazı şeyleri görmeden de bilir ablalar. Hem madem çok iyi insan, ne diyor öyle sana gizli gizli kaş göz ediyor? Senden çekiniyor, ondan.
Demek ki çekinecek bir kusuru var. Abla yok bir kusuru filan. Bak Sefer, bu çocukla görüşmeni istemiyorum. Bir gün başını belaya sokacak, o zaman gelip ağlayacaksın bana. Tamam abla, tamam. Hadi düş önüme. Yedi, sekiz, dokuz, on. Önüm arkam sobe, saklanmayan ebe. Nerede bakalım Ayşe? Burada mı? Yokmuş. Sen gördün mü aynı Ayşe'yi? Görmedin mi? Peki siz perdeler? Yoksa burada mı? Buldum seni. Buldum. Sayma sayma, bir daha say anne. Tamam ama bu defa mızıkçılık yapmak yok. Tamam, koş. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Önüm arkam sobe, saklanmayan ebe. Sen gördün mü Ayşe'yi dayısı? Ayşe, annen bulsun seni istiyorsun biliyorum. Ama ben bile kabul edemezken nasıl söylerim sana annenin öldüğünü? Yine dolaba mı saklanmış benim elma şekerim? Ayşe. Yine sen mi geldin dayı? Artık annem bulsun istiyorum beni. Bir heyecan bastı beni. Ya sınavda da böyle heyecanlanmam inşallah. Başaracaksın. Biliyorum ben. Başaracağım abla. Başaracağım. Benim için yaptığın onca fedakarlık boşa gitmeyecek abla. Sana söz veriyorum, kazanacağım o sınavı. Süper. Ağlatacaksın beni. Hadi doğru dersin. Ben buralardayım. Tamam mı? Sen bakım evine gitmeyecek miydin bugün? Yok, izinliyim bugün. Çıkışta birlikte yemek yeriz. Ya bir tanesin sen, bir tane. Canım ablam, tamam olur. Tamam o zaman. Hadi Allah yardımcın olsun. Kızım, güzel yavrum benim. Gel bakalım babanın yanına. Halasının prensesi ilgi mi istiyormuş? Boşa dememişler. Kız halaya.
Bak ama senin için hamur kızarttık elma şekerim. Hadi oğlum sen de geç otur. Ben çıkıyorum, size afiyet olsun. Ayşe ile ilgilenin. Ayıp olmazsa ben de Tarık'la gitsem. Tabii kızım, işinizden olmayın. Tarık için bugün çok zor bir gün. Senin desteğine ihtiyacı var. Kahvaltı için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Tarık. Rica ederim biraz yavaş. Acelem var, sonra görüşelim. Arabamı servise bırakmıştım. Ben de şirkete geçiyorum. Birlikte geçeriz diye düşünmüştüm. Allah'ım sen yardımcı ol Sefer'ime. Üniversite kapısından girdiği günleri de göster bize. Efendim abla? Elif yetişimdi adıma. Ne oldu abla? Elif'im biliyorum izinlisin ama benim çocuk hastalandı, ateşler içinde. Ne olur bugün benim yerime gidiversen işe. Senden başkasından isteyemem be güzelim. Tamam abla. Çok geçmiş olsun kuzuya. Bir şeye ihtiyacın olursa ara muhakkak. Allah razı olsun senden Elif'im. Hızır Aleyhisselam gibi yetiştin. Senden de ablacığım. Senden de. Görüşürüz. Canım, benim acil işe gitmem gerekti. Çıkar çıkmaz ara beni. Öpüyorum. Sen çıkabilirsin. Yol boyunca hiç konuşmadın. Canın sıkkın belli. Düşündüm de acaba akşam güzel bir yere mi gitsek? Hem senin için de değişiklik olur. Gerçekten mi? Bugün mü? Nesi var ki bugün? Yeşim'in doğum günü, aptal kafam. Efendim Hasan. Emin misiniz doğru motosikleti bulduğunuza? Bak geçen seferki gibi olmasın. Nerede buldunuz peki? Sahibini buldunuz mu?
Tamam, geliyorum. Yoksa güzel haber mi? Bulmuşlar mı motosikleti? Kendisini peki? Katille ilgili bir şey öğrenebilmişler mi? Bak, benim gitmem lazım. Görüşürüz. Ben de seninle gelsem, yanında olmak istiyorum. Gerek yok. Yalnız olsam daha iyi. O zaman ben de avukatın olarak geliyorum. Asıl buna hiç gerek yok. Senden tek bir ricam var. Bundan kimseye bahsetme. Nasıl istersen. Hemen çıkıyor muyuz? Nereye? Bugün Yeşim'in seneye devriyesi, unuttun mu? Karımın doğum günü onu kaybettiğim gün oldu Gönül Hanım. Nasıl unuturum? Ben dün gittim mezarlığa. Eşimle baş başa kalmak istedim. Buna çok ihtiyacım vardı. Biz mezarlıktayken Ayşe ile ilgilen olur mu oğlum? Ayşe'nin senin şefkatine her zamankinden daha çok ihtiyacı var. Sürekli kızımla ne yapacağımı hatırlatmanıza gerek yok ki Gönül Hanım. Ben elimden geleni yapıyorum zaten. Tabii işten güçten vakit bulabildiğim kadarıyla. Bilirsiniz ki Tarık Karaca Hanlı boş duranı hiç sevmez. Bugün de sağ olsun yollarıma toplantılar döşemiş. O yüzden ben daha fazla geç kalmayayım. Görüşürüz. Ormancılar bulmuş. Ordacılara haber vermişler. Vaziyeti de bildikleri için hemen bizi aradılar. Tarık Bey. Bu. Silahını buldunuz mu? Maalesef. Hala araştırıyoruz. Hasan. Derhal o katilin ismini, cismini bul bana. Plakasını sökmüşler ama şase numarasını... Ama yok. Ama falan yok. Bana o katili bulacaksın. Beceremiyorsun. Git araştır. Bu işin uzmanı kimse, öyle ya da böyle bul o katili bana. Günaydın Meryem teyzeciğim. Günaydın bir tanem. Nasılsın bakalım bu sabah? Seni gördüm, daha iyi oldum yavrum. Mustafa amcam da iyidir inşallah. Bir seçebilsem yüzünü anlayacağım ama
Kendi neyse fotoğrafı da işte. İyi mi kötü mü seçilmez yüzünden. Hep böyle Şahin gibi bakardı. Bir bu yırtık soluk anı kaldı elimde. Onu da gözümden sakınıyorum. Başına bir şey gelmesin diye. Şu ayaklarıma bir can gelse gidip çerçeveli etmek istiyorum ama... Aşk olsun Meryem teyze. Niye bana söylemiyorsun? Ben bugün iş çıkışı götürür yaptırırım. Yarın da getiriririm. Hem bir de güzel yeniletirim fotoğrafı. Allah senden razı olsun kızım. Hakkını helal et. Allah senden de razı olsun Meryem teyzeciğim. Hep gülsün o nur yüzün. Kızın lokmaları döktünüz mü? Döktük Gönül Hanım. Ben de Şevki'ye söyledim. Hayrına yemek dağıtılacak. Abla, Ayşe burada. Ayşe'cim, sen niye odanda değilsin? Annem yine gelmedi mi? Ben odama çıkayım. Annem niye gelmiyor? Elma şekerim, ama darılacağım sana artık. Münne, hiç oynamıyorsun bahçede. O zaman balanço, kurabiye yapalım mı? Söz bu sefer sen yoracaksın hamurları. Ama bu fırsatı kaçırma bence. Sen hamur yormayı seviyorsun ya. Artık sevmiyorum. Yapıştım yakasına. Oğlum, semt bizim ama ev kira. Geri bas, paspas ederim seni burada. Kim ki bu adam bu? Anlarız şimdi. Bir hesabını alalım. Selamünaleyküm abi. Bir durum varsa bize yardımcı olalım. Sefer Yıldız tanıyor musun? Sefer Yıldız... Bir tarif etsene abi. Tanıyor musun, tanımıyor musun? Tam çıkaramadım. Niçin arıyordunuz abi? Ayıptır sorması. Hadi sen işine bak delikanlı. Alo, Sefer. Neredesin oğlum? Kıpırdama, bir yere geliyorum. Tarık Bey, burası. Emin miyiz? Burada mı oturuyormuş? Evet. Sefer dedin değil mi? Sefer Yıldız, 19 yaşında. Ablasıyla birlikte yaşıyor. İşsiz güçsüz bir tip. Ya, muhtemelen kapkaççıdır. Öyle yol kestiğine göre. Ben onun nefesini keseceğim. Hayrola abi? Bu adamlar seni arıyor. Pek tekin tiplere benzemiyorlar. Sen ne işe bulaştın Sefer? Ne işe bulaşacağım abi? Bir yanlış anlama falan vardır. Niye beni arasınlar? Tarık Karacaoğlu mu? Tarık Karacaoğlu mu? Kim ki o? Ya Gürkan abi, biz niye burada saklanıyoruz? Korkacak bir şeyimiz mi var ki abi? Ben gidip bir konuşayım şu adamla. Tabii kardeşim. İstersen ben sana randevu alayım, tamam mı? Böyle ayaküstü konuşma. Oğlum sen ölmeyi bayılmak mı zannediyorsun? Adamların tipine baksana. Sen yok diyorsun ama adamların belli ki seninle bir hesabı var.
Bak bu gördüğün 3 adam. Daha görmediğin 10 adam var etrafta. Abi. Ne yapacağım ben? Dur be oğlum. Kısma hemen kedi gibi. Gürkan abine güven. Mahallemizin çocuğunu kalantörlere yedirecek değiliz. Ama önce sen ortalıktan kaybolacaksın. Sonra ben sağa solu kolaçan edeceğim. Tamam mı? Tamam. Hadi gel ben. Elif abla, ustam sana bunları yolladı. Tamam canım. Ah Meryem teyzem, nasıl da mutlu olacak şimdi. Of be Sefer! Kaç defa söyledim sana şu kapıyı açık bırakma diye. Sen de kimsin? Ne işin var evimde? Ayşe, nereye götürüyorsunuz yeğenimi? Pardon. Sana diyorum, ne işin var evimde? Sanıyorsun. Çık hemen evimden. Abi. Burada mı bekleyeceğim? Önceden haberim olsaydı sana suit ayarlardım. Kusura bakma, idare edeceksin orada. Oğlum, heriflerle gitsen daha mı iyiydi? Yok, öyle değil de. Acaba polise mi gitseydim abi? Yani böyle suçlu gibi kaçak göçek ne bileyim. Hem dağ başı mı burası ya? Ne diye arıyorlar beni? Ben hiçbir şey yapmadım ki. Ne işim olur benim böyle adamlarla? Oğlum, İstanbul burası. Sen imdat polis diyene kadar binerler ensene tıkarlar bir deliye. Yırtınsan duyuramazsın sesini. Ablama haber verin bari. Dur. Boş yere telaşlandırma kızı. Ben halledeceğim. Güven abine. Aç be adam şu telefonu. Aç artık. Tarık niye gelmedi hala? Eğer düşündüğüm şey olursa. Beni çağırmışsınız Güzide Hanım. Tarık Bey nerede? Telefonlarımı açmıyor. Toplantısı mı vardı? Hayır efendim. Yani aksine tüm randevularını iptal etti. Nerede peki? Bir yere mi gitti? Bilmiyorum efendim. Ya bana bir bilgi vermedi o konuda. Tamam, sen çıkabilirsin. Hemen evimi terk etmezsen polis çağıracağım. Sana söylüyorum, cevap versene, ne işin var evimde? Ne arıyorsun? Sefer Yıldız'ı. Niye arıyorsun Sefer'i?
Çünkü o bir katil. Ne saçmalıyorsun sen? Benim kardeşim karınca... Senin kardeşin? Benim kardeşimin katili. Hemen evimi terk etmezsen polis çağıracağım. Çık evimden dedim sana. Çık! Bırak o elimdekini. Ben senin kardeşin gibi savunmasız bir kadına zarar verecek biri değilim. Benim hesabım Sefer denen o katille. Söyleyelim de bitsin bu saçmalık. Çık dedim sana, evimden çık! O kardeşine söyle. Bir kadının etekleri altına saklanarak elimden kurtulamaz. Abla? Sefer neredesin? Abla ben... Sefer ne olur nerede olduğunu söyle. Abla ben çok korkuyorum. Birileri beni arıyormuş. Biliyorum, biliyorum canım. Sakın korkma. Bana konum at, ben hemen geliyorum yanına. Abla ben burası neresi bilmiyorum. Çok korkuyorum. Eve gelsem... Hayır, hayır sakın. Sakın kıpırdama. Sen nerede olduğunu söyle, ben hemen geliyorum yanına, tamam mı canım? Sakın korkma. Kimse bir şey yapamaz sana. Tamam. Tarık bu saate kalmazdı pek. Nerede? Sen biliyor musun? Bak kızım, benden sana bir abi tavsiyesi. Adamı bu kadar darlama. Yani erkekler horoz gibidir. Çok fazla didik dersen eşeleyecek başka bir kümes bulur. Herkesi kendim gibi sanma. Tarık senin gibi biri değil. Neyin varmış benim ya? Hı? Sen de haklısın. Neyin olacak? Sayemde bu aileye damat olmayı başardın. Eşim önce bir güzel mirasçı da oldun. Oh ne hala. Yeşimi bana yamamaya çalışırken canım abim, canım abim diyordun. Ne oldu da şimdi dikenlerini çıkardın bana? Bir şey olduğu yok. Aklını başına al diyorum. Torunlarının babasıyım diye yerini garanti sanma. Önünde sonunda iç güveysiz. En ufak bir hatanda gözün yaşına bakmaz, kapının önüne koyarlar diyorum. Beni kovdukları kapıdan sen de gelin olarak girersin ha? Sahi senin bu Tarık'la evlenme meselesi ne oldu ya? Yani bir davetiye falan göremedim de ben. Yeşim'in mezar taşı daha yeni yapıldı. Doğru. Doğru. Bahaneler Kralı Tarık'ın yeni bahanesi de bu mu? Cin göz avukatım diye geçinirsin bir de. Aç biraz gözünü kızım, aç. Zorla güzellik olmaz. Olacak. Bir gün Tarık da beni sevecek. Benim sevgimin ne kadar kıymetli olduğunu er geç anlayacak. Onun için elimi kirletmekten, önüme geçen herkesi yıkıp geçmekten bir an bile çekinmediğimi bilse... Ama olacak. Tarık'ın önünde diz çöktüğünü göreceğim.
Sefer burada mısın ablacığım? Abla. Abla. Tamam, bu. Sakin ol, geçti. Geçti canım. Ne oldu abla? Ben hiçbir şey anlamadım. Kimmiş o adamlar? Ne istiyorlar bizden? Seni arıyormuş. Evin altın üstüne getirmişti. Niye ama, niye? Sen katil misin? Öyle dedi. Katil mi? Ne katili ya? Ben kimseye bir şey yapmadım ki, ne katili? Sen inanmadın ama değil mi abla? Tabii ki inanmadım. Benim kardeşim karıncayı incitmez, defol git dedim. Ama adam aklını seninle bozmuş. Senin kardeşin benim ablamı öldürdü diye o kadar emin konuşuyor ki. Bunlar beni biriyle karıştırıyorlar o zaman abla. Biliyorsun değil mi? Bunlar beni biriyle karıştırıyor. Elbette öyle. Abla, çok korkuyorum. Korkma. Korkacak biri varsa onlar korkacak. Sen masumsun. Ama bu adam çok güçlüymüş. Beni yaşatmazmış. Bir üstüne suç atmış abla. Ya polis de onlara inanırsa? Ya bana inanmazlarsa? Ben cezaevine giremem abla. Biliyorsun ben orada yaşayamam, Sefer. Yapamam. Ben yaşayamam orada, ben yapamam. Bak sen biliyorsun beni, biliyorsun değil mi? Ben orada yapamam. Ya polis onlara inanır da beni içeri atarsa? Sefer. Bende kal ablacığım, bak. Bak bana, nefes al. Sefer. Ben yaşayamam orada. Sen ablacığım, merak ya etme. Ya polis onlara inanır da beni içeri... Kimse sana bir şey yapamaz ben varken, tamam mı? Narin'i kaybettim, seni kaybetmeyeceğim. Ben hiçbir şey yapmadım, ben hapse Sefer, yapmadım. Sefer sakin ol, Sefer bana bak. Ben hapse girmem, giremem. Bana bak, çıkmam lazım. Bana bak, ben de kal ablacığım, ben de kal. Çıkmam lazım. Ben de kal, nefes al. Ben varken kimse bir şey yapamaz sana, tamam mı? Bak bana. Nefes al. Korkma, ben yanındayım, ablan yanında, tamam mı? Korkma. Bak bana. Hadi bak, duamızı okuyalım, iyi gelecek, tamam mı? Hadi. Hadi, Allah'ım aklımızı aldırma. Allah'ım aklımızı aldırma. Sevgimizi soldurma. Ayrı kalsak bile bizler, sen kalbimizi ayırma. Abla, korkuyorum. Dayan ablacığım, kurtaracağım seni. Anahtar bize bir yerdeyiz. Kurtar beni, kurtar. Geçti bak. Geçti, gördün mü? Nefes al. Nefes al canım, nefes al. Abi bulduk, buradalar. Sefer ne diyorsan onu yap, kaç! Dur! Koşma! Kaçma! Koşun, yakalayın şunu! Durma, kaç! Koşun çabuk! Edin. Çabuk. Her tarafı arayın. Ne istiyorsun bizden? Benim kardeşimle ne derdin var senin? Sakın. Neden? Ne yaptık biz sana? Konuşsana! Bir adım daha atarsan öldürürüm. Suçlu değiliz biz. Kardeşin kaçtı ama. Çünkü senin kardeşin bir katil. Benim kardeşim katil değil. Ne yapacaksın? Öldürecek misin beni? Korkmuyorum senden. Ne senden, ne elindeki silahtan. Tarık Bey kaçtı. Yakalayamadık. Şükürler olsun. Şuna sevinme. Kardeşin geri dönecek. Senin için gelecek. O katil dönene kadar
Sen de benimle kalacaksın. Thank you.